Bu videoda birçok ürün var ve bunu çekilişle size dağıtıyoruz. Kimle beraber? Bizim Muhammed'le, BMG Otomotiv'le beraber. Gelin önce şu hediyeleri bir inceleyelim. Kayar sinyal aynalar için havalandırma, F30 anahtarlık, menfez havalandırması, sabit duran jant göbeği, G20 için anahtarlık, iPhone için kap, karbon vites topuzu, G20 için start stop düğmesi ve G20 için diamond panjur. Bugünkü videoda bunlar hediye olacak arkadaşlar. Ne yapmanız gerekiyor hediyeyi kazanmak için? Videonun altına yorum yapıyorsunuz. Arabayla ilgili, gidişatla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoda gördüğünüz bazı şeylerle ilgili bir şeyler yazabilirsiniz. Altına yorum yapan arkadaşlar çekilişe katılmış olacaklar. Ve bir hafta sonra kazananları açıklayacağız. Bol bol kazanan olacak. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Hafta sonunu geride bıraktık. Hafta sonunda peki biz neler yaptık? Arkadaşlar hafta sonunda arabanın arka tamponunu taktık. Yani şöyle bir yerine oturtturduk. Size de göstereyim. Ferru Usta da orada. Ferru Usta günaydın. Günaydın Sertaç abi, hoş geldin. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Merhaba. Zımba gibi. Sen orada bayağı bir işler becermişsin. Ben hafta sonu gelemedim. İşte İstanbul'a gittim vesaire. Hatta ben işi yavaşlattım galiba bir iki gün. Evet, biraz özlettim de. Şimdi. Biraz yavaşlattım. Özlettim diye. Eyvallah, sağ olasın. Sen şimdi burada tamponu falan takmışsın. Benim sana sormak istediğim sorular olacak. Evet. Kamerayı çevireyim. Şuradan ben şöyle baktım. Şuralarla ilgili konuşmak istiyorum. Kamerayı çeviriyorum. Sohbete devam edelim. Abi şimdi tamponu tamamen takmışsın. Evet. %80'i %75'imiz bitti. Sadece işlerimiz kaldı. Bunları değiştiriyoruz tamponda. Bunları taktık. Bunlarda hiçbir işlem yapmadık mı? Direkt uydu mu? Yok, bunlarda hiçbir işlem yapmadık. Çamur falan. Çok iyi. Çamur değişti ya. Tamam. Ona göre olduğu için onda bir sıkıntı yaşamadık. Ben şuradan tedirgindim yani. Bak bunları değiştirmek zorunda kalacağız. Bir daha sipariş vereceğiz. Çünkü şeyde F80 dönüşümünde buradaki braketler uymamıştı tampona. Evet, yok. Bunda süper. Bir sıkıntı yaşamadık. Bazı egzozlar oldu. Evet, egzozları şimdi birazdan göstereceğim. Bu da bizim orijinal malzeme. Tabii bunlar da değişti. Bunlar da yeniler. Aynı şekilde sol taraf, sağ taraf da yeni. Yeni mi bunlar? Abi. Ha dur tamam. Şimdi yanlış anlaştık. Ben de diyorum bizim eskileri taktık zannettim. Yok, bizim eskilerimiz hepsi burada. Ha şimdi oldu. Bizim o şimdi onu ortaya kadar almamız lazım. Bunu tam buraya almamız lazım. Evet. Böyle. Onu da artık nezot ustayla tampon üstüne koyduğumuzda şimdi ona da bir bakarız. Evet. Onun haricinde bütün kaynakları falan bitirdik galiba. Bitti. Çamurluğun kaynağı bitti. İşte dediğim gibi sadece içi kaldı. Şuna bir egzozları tutalım bakalım nasıl olacak. Şöyle. Şöyle içine tutsak. Arkadaşlar dar mı? Ya dardayız zaten. Burada yer kalmıyor. Bu egzozlar bize tam uygun bence. Böyle bir ağır bir boşluk bir şey de kalmıyor. Yok, bu egzozlar kesinlikle bizim arabaya uyacak. Öyle görünüyor. Sadece işte arkadaki problem, onu da birazdan arabanın üstüne taktığımızda göstereceğim size. Ama egzozlar bence kesinlikle. Belki şu arayı biraz açsak, yani şöyle yaklaştırsak, ama yok ya, tam yani. Bakın. Bence tam. Güzel haber. Tak. Heyecanlı yerlerden bir tanesine geliyoruz. O çamurlukları açabildiğimiz kadar açacağız. Bakalım onların da ölçümlerini yapacağım. Ne kadar açıyoruz, ne yapıyoruz? 1 santim, 1.5 santim çeker açarız gibi. Çıkmaz mı diyorsun? Tamam, 1 santim kesme. Tamam. Açacağız artık, kaçamaz. 1 santim açacağız çünkü zaten M3'ten geniş olacağını sözünü de verdik. Zaten açamazsak tekerleri ve jantları sığdıramayacağız. O yüzden Ferru Usta'nın elinden öpeyim. Elini öpecek. O yüzden bu iş Ferru Usta'nın elinden öpecek mecburen yani. Hadi bakalım, ben size şöyle toplarken de bir göstereyim. Toplandıktan sonra da araba nasıl olacak, arkası nasıl olacak görelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar arka tamponu az önce de Ferru Usta'nın bahsettiği gibi çok fazla bir sorun olmadan, braketlerdir vesairelerdir, onlarla ilgili çok fazla bir sıkıntı olmadan takmış bulunuyoruz. Tabii ki egzozlar bizim için büyük problem. Burada Koç Eksi'ye gideceğiz. Nevzat Usta'ya buradan selam söylüyorum. Çünkü egzozların yeri bizi bayağı uğraştıracak gibi görünüyor. Bizim çıkışlar ta şuralarda bir yerlerde kaldı. Bak kafası şurada. Onunkinin de kafası orada. Buradan şimdi alıp bunları bu taraflara ortaya doğru çekmemiz gerekecek. Bu da tabii ki biraz sıkıntılı bir iş. Böyle bir durum var. Bir de size bir sorum var bu videoyla ilgili. Şu gördüğünüz forged karbon kaplama.
Bunu diyorum ki bu detaylara şöyle yapsam, size de jantların rengiyle ya da yakınlığıyla ilgili bir spoiler versem. Şurayı şöyle bununla kaplasak, burayı bununla kaplasak, ön tamponun altını, şunları bununla kaplasak, ne dersiniz? Yapalım mı öyle bir şey? Hani aynalar karbon, tamam. Ha bir de tabii marşpiyerler de. Nerede? Marşpiyerleri görmüyorum şu anda ama. Onları tutturmadık. Marşpiyerlerin de biliyorsunuz alt tarafları komple siyah. Marşpiyerleri de bunlarla kaplasak diye düşünüyorum. Siz bir yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın. Hem de böylece çekilişe de katılmış olursunuz bence. Arkadaşlar tekerleri görüyorsunuz. Tekerler yani ekrandan göründüğünden çok daha kalın duruyor. Ve şunu şöyle düşünün. Bu jantlar şu anda yeni gelecek olan jantlardan 4,5-5 santim daha dar. Yani tekerler 5 santim daha geniş görünecek. Jantlar takıldığı zaman. O zaman hakkını vermiş olacak sanıyorum. Şu anda bile muhtemelen birçoğunuza kalın geliyordur ama bana açıkçası kalın gelmiyor. Ama 5 santim daha genişledikten sonra oyun tamamen değişecek muhtemelen. Bana soruyorsunuz satarken şöyle olacak, böyle olacak, araba değersiz kalacak vesaire olacak. Yani şimdiye kadar hiç olmadı. Bunları da hepsini gözünüzün önünde bir yetkili BMW servisinde yaptık. Sanmıyorum ki bu saatten sonra da tekrar da bir sıkıntı yaşayalım. Bir yorumda da bahsetmişlerdi. Neydi, şaseleriyle. Şaseleriyle ilgili ben ona cevap vermiştim. Verdik. Bir daha söyleyelim. Üstüne bir daha basalım çünkü hala şimdi geliyor. Bu içinde bu dış sacı. Bunun içinde daha kalın korumalı sacılar var. Bir önceki videolarda zaten göründü kocaman. 5 milim. Bu 1 milim falan. 1-1,5 milim falan bu sacı. Ama içindeki korumalı 5 milim falan. Onlarla ilgili hiçbir kesinlikle dokunma falan olmuyor onlara. Bu zaten karton gibi bir şey yani. Dış sadece. Dış sadece. Bastırıyoruz içine giriyor. Hani bunun bir ne koruması var ne güvenliği var yok, ne bir şeysi yok var. Bunun esas korumaları içindeki kalın sacılar. Onları da hep gösterdik. Yani o şasilere dokunmuyor. Herhangi bir kaza olduğunda biri gelip buradan vurduğunda mesela şöyle buraya patlattı diyelim. Bu sadece, aynı bizimki sadece, gibi. Dış sadece edilir. İç sadece... Biz de onu değiştiririz yerine koyarız. Aynı hesap değil mi? Aynen. Yani. Burada size daha öncesinde söylemiştim stopların çok daha çıkık olduğunu. Şimdi onu görüyorsunuz. Şimdi buradan çıkıyor. Oradan da hop çamurlukla eşitleniyor. Daha önce çamurlukta böyle bir çıkıntı, böyle bir bombe olmadığı için bu birazcık sırıtıyordu. Ama şimdi buradaki genişliği aldığınız zaman çamurluktan devam ediyoruz. Tamam biz şu kadar falan atacağız zaten. O da muhtemelen bizi kurtaracak. Bu da aşağı yukarı 1 santim gibi bir şey edecek kabaca. Şunları ama alırsa işte şey alttan şu senin görünümü önemli mi? Önemli değil mi? Yani onun görünümü o gece görüntüyü bozmaz. O zaman uçları gözükmeyecek ama. Tabii aşağısı görünmez muhtemelen ya öyle hani çevirdiği yerlerin görüneceğini sanmıyorum da şurası birazcık sıkıntı. Çünkü burada egzozun motoru var. Yani bunu buradan kesip atması çok zor. Şunu şuradaki şeyi şundan direkt kökünden kesebilir ama orada bir sıkıntı var Nevzat ustacığım. Bu sefer de gidip onun elinde öpeceğim. Bence bu da olur ya. Ya kısaltırsa olur bence. Burayı kesecek buradan. Kesecek tabii mecbur. Kesecek buradan koyacak. Buradan şöyle yapacak. Buradan şu buradan buna getirecek. Evet. Getirebilirsin. Yapar yapar. Daha önce F80 için de bir F30'a takmıştık. M3 egzozunu onu da yapmıştı. Ben eminim onu da yapacaktır. Şöyle. Yok ya dar değil yani. Şunu daha mı rahat tutarsın? Şöyle azıcık dışarıya çıkarsan, dışarıda tutsan, bir tutsana şöyle götünden havaya tutarsan. Yok arkadaşlar yani dar değil kesinlikle. Hatta biraz daha ileriye doğru ittirebilir misin? Şöyle. Yani şuradaki boşluk falan gayet eşit ve egzozlar içini tamamen dolduruyor. Yok şu anda %100 eminim ki bu egzozların bu genişliği bu araba için ideal. Eyvallah sağ olasın. Nerede? Şu mu? Buna mı kaldıracağız? Tamam bu da bizimki arkadaşlar.
Bunun üstünden şimdi kaldıracağız birazdan. Bu arada arkadaşlar aynaların kapakları da geldi. Sponsorumuz, karbon sponsorumuz biliyorsunuz. Carbon Cars UK'den. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Bunlar da şöyle üstüne taktığımız zaman öf öf öf. Harbiden enteresan bir görüntü yaratacak bize. Çok güzel. Bunları da bir kutusuna koyalım da başına hiç gelmesin.